Şu şeyi bir bitirelim. Rusya-Ukrayna'da son durum. O son durumu bitirelim. Olur. Başka konulara geçelim. Tamam. O Rusya-Ukrayna son durum makrosunu alabilirsek, Eray komutanımız bize son sahadaki Tamam. Rusya'nın bu tanklarının çamura saplanmış Artık durumunu... onları geçtik. Daha başka bir harekete girdi Ruslar. Onu anlatayım ben Tamam, size. peki. Yani Odessa'ya gidecek mi komutan? Bakalım. Yani Odessa'ya gitmeyecekler gibi görünüyor Canan Hanım. Onu söyleyeyim madem sordunuz. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bugünkü durumda ifade edeceğimiz çok önemli bir şey var. Normalde kim taarruz ediyor? Ruslar değil mi? Ama dört noktada Ukrayna ordusunun karşı taarruz yaptığı bilgisi var elimizde. İkisi Kiev'de. Kiev'in doğusunda ve batısında Ukrayna ordusunun Rus ordusuna karşı taarruz yaptı. Aktif savunma yaptı. Ve bu bağlamda şu alandaki Rus güçlerinin bu karşı taarruz karşısında taarruzlarını devam ettiremedikleri, hazırlıksız savunmaya geçtikleri yönünde. Bu önemli. İkincisi Harkov'da. Gene karşı taarruz var. Üç etti. Yani üç nokta, Kiev'de iki nokta, Harkov'da tek nokta. Bir de şu alanda Mykolaiv bölgesinde yine Ukrayna ordusunun Rus güçlerine karşı taarruzları var. Ve diğer Rusların harekatlarını geliştirebildikleri bir tek yer var. O da Mariupol. Evet, Mariupol'da çok ciddi Orası. şekilde şehir düşmek üzere. Onu söyleyeyim. Yani gidip geliyor. Hadi bir gece... Mariupol'dan bana gelen haberlere göre birçok yeri Rusya'nın Evet, kontrolüne geçmiş durumda. yani gidip geliyor. Bir gece onlar alıyor, bir gece onlar, ama Ruslar ağırlıklı olarak artık Mariupol'u ele geçirmek üzereler diye söyleyebiliriz. Fakat diğer alanlarda Rus taarruzlarının geliştiği bir yer yok. Yani dikkat edin, günlerdir hep şu harita var. Şimdi bir de Rusların şöyle bir şey yapmaya çalıştıklarını öğrendik. O da bu Kırım'daki kuvvetleriyle, yani Odessa'ya doğru geliştiremiyorlar bu taarruzları. Çünkü sürekli şu Mykolaiv bölgesinde sürekli karşı taarruz yiyorlar. Kırım'dan hareket eden güçlerle özellikle bu Donetsk ve yani Donbas alanı dediğimiz Donetsk ve işte şu kuzeyindeki Luhansk. bölgeyi Luhansk. batıdan efendim? Luhansk'la Luhansk ve Donbas bölgesi diye geçiyor. Bu Donbas bölgesini batıdan kuşatacak şekilde şuradan, şu bölgeden bir harekata başladıkları bilgisi var. Yani dolayısıyla bu alanı iki taraflı olarak kuşatıp tamamen Ukrayna güçlerinden temizlemeye çalıştıklarını görüyoruz. Evet, bu harekat başarılı da olabilir. Yani Rusların bu noktada buradaki açık yanı, hassas yanı tespit ettiklerini de söyleyebilirim. Ya Eray Hoca, şimdi samimi samimi asker olarak. Buyurun. Ya burada çok ciddi bir ahlaki sorun var. Bir yerde Rus ordusu var, kocaman, devasa. Öbür tarafta daha tam millet de olmamış, tam bir ordusu da olmayan, bu yolda şey yapan bir ülke var. Şimdi buna sürekli gaz vermek bir sürü can kaybına neden oluyor. Yani tamam, Putin battı, psikopat demek çok Değil yani, cazip o geliyor bakın ama burada çok yani ciddi, Rusya'yı küçümsemek kimsenin işine yani gelmez. burada ben Realist Rusya'yı bakmak lazım. küçümsemek değil, kaybedecek birisine. Ya bu küresel çetenin bir numaralı şeyidir. İşte nerede azınlık varsa gider destekler, savaştırır ve kırdırır. Bize Doğru. PKK'da da aynı şeyi Doğru. yapıyorlar. Yani burada çok ciddi, yani burada kulağa çok hoş geliyor Putin'i kötülemek ama öbür tarafta çok ciddi ahlaki bir sorun görmüyor musunuz? Efendim. İnsanlar göz göre göre kaybedecekleri bir savaşta ölüme gidiyorlar. Doğru. Yani şöyle söyleyelim. Bugün Ukrayna ordusunu kontrol eden güç Ukraynalılar değil. Değil. Bunu söyledim. Daha önce de söyledim. Amerika ve Avrupa'dan gelen askeri uzmanlar Ukrayna'daki bütün güçleri, sadece Ukrayna ordusunu değil, bütün güçleri Özel kuvvetler. yönetiyorlar. Yani bunu bilmemiz lazım. Hatta anlık istihbarat veriyorlar. Ne demek? Moskova'dan havalanan bir füze daha Ukrayna'ya düşmeden ne yapıyorlar? Hala. Biliyorlar. Hatta daha enteresan var. Bakın, 5. defadır Zelenski'ye suikast girişiminde bulundu. Evet. Ruslar, Rus güçleri, yani Rus yanlısı güçler. Hepsinde de kurtuldu. Ben Daha Zelenski'nin, önce de söyledi. ben Bakın, Putin'i, Zelenski'nin Zelenski'nin bundan yok kurtulduğunu etmeye çalıştığını düşünmüyorum. bilmiyorum. Çünkü orada bir anlaşma yapılacaksa Zelenski Bravo. canlıyken yapılacak. Bravo. Yani Olmayabilir. Bakın, başka birini de Ruslar başka birini de getirebilir. yok, Değil başka mi? birine getirdiği anda dünyaya anlatamaz. Ama Zelenski canlı olarak ben anlaştım derse,
kimseye söyleyecek laf yani kalmaz. Yani eğer böyle bir suikast varsa, suikastten kurtulmasının sebebi Batı ve ABD istihbaratının yaptığı yardım. Ben Zelenski'yi Putin yok etmek istese 1,5 dakikada yok edeceğini düşünüyorum. Yani burada yok etmek istemiyor çünkü ülkeyi de teslim alacaksa, Batı Ukrayna, Doğu Ukrayna diye ayıracaksa da bir tane anlaşacağı adam lazım. Kesinlikle. Ki Zelenski de geldi o yola. Bir ay önce deseydi bugün dediklerini, ben onu kabul ediyorum, bunu kabul ediyorum diye, hiçbiri başına gelmeyecekti. Yani şimdi bu bir tartışma konusu. Hani siz böyle düşünüyor olabilirsiniz, evet, ama neticede saha gerçekliği Rusların başlangıçtaki harekat planlarını tadil ettiklerini ya gösteriyor. Ya tabii ki harekat planı, fiiliyat hiçbir zaman teoriye, hiçbir şey de uymaz. Evet. Ama ciddi tadilat yaptıklarını düşünüyorum. Neden? Dikkat edin, harekatın yoğunlaştığı yer Mariupol. Sebebi zaten bunu Ruslar da açıkladı daha sonra. Kırım'la Donbas bölgesinin bağlantısını kurup Azak Denizi'ni, evet, bir Rus denizi haline getirmek. Ama başlangıçtaki amaç neydi? Bütün Ukrayna'yı ele geçirmekti. Evet. Yani şimdi dolayısıyla bir tadilat olduğunu biliyoruz. Bunun da sebebi, bakın. Yok, başlangıçtaki hedef biz hiç Donbas'tan bilmem neyi alıp bitirecek diyorduk. Ya başlangıçtaki hedef de o değildi. Sonra bir anda bütün Ukrayna oldu. Biz de öyle düşünüyorduk ama sonra acaba anda, Kiev mi oldu? Sonra bir anda böyle Rus taarruzları, özellikle o füze ateşleri, yani yumuşatma ateşleri dediğimiz ülkenin bütün her tarafına doğru kayıp, evet, işte hem buradan Kiev'e hem de birkaç koldan girmeye başlayınca anladık ki, bir de şöyle bir şey var. Bakın bunun parametreleri var Cemil Bey. Yani neticede Donbas bölgesi için bir harekat düşünse, hadi diyelim kenarlarını da kuşatsa, yani biraz önce ifade edildi, Sayın Tokmakoğlu da söyledi, ben de söyleyeyim, 10 orduya gerek yok. Önce 6 orduyla başladılar, sonra 10 orduya çıkardılar. Yani bu bize bu harekatın sadece burayla sınırlı olmadığını gösteren çok önemli bir kanıt. Dolayısıyla burada bir şey var. Ne oldu? Ama son cümle şunu söyleyeyim. Bakınız, ABD bu bölgedeki savaşın uzamasını istiyor. Bunun altını çizerek söylüyor. Her yaptığı yardım cana mal oluyor. Yani mutlaka bunun bedeli olacak. Artık eğer bu kafayla Zelenski giderse Ukrayna diye bir şey de kalmayacak. Bakın size onu söyleyeyim. Ama öyle bir şey ki, Ruslar da aslında rasyonel olmayan bir seçeneği tercih ettiler. Yani artık buradan Rus askerinin de çekilebilmesi kolay değil. Görüyorsunuz, niye çekilsin? Sürekli ele geçirmiş oraları. Kim çekilir, hayır, ele geçirdiği yerde? Hayır efendim, yani Ukrayna bölgesinden işte şu gördüğümüz birden fazla cepheden artık Rus askerlerinin bir kesin barış anlaşması olmadan çekilebilmesi şansı da yok. Kesin barış anlaşması olmasını da çok muhtemel kesin görmüyorum. Kesin barış anlaşması olduğu zaman da çekilmeyecek. Oralar benim diyecek. Geri kalanla i̇şte anlaşacak. Çekilmediği müddetçe de, çok güzel, çekilmediği müddetçe de ABD'nin bu bölgede soktuğu vekalet aracı düzensiz silahlı gruplarında sürekli saldırısına, evet, uğrayacak. Yeni bir Afganistan yani veya Suriye var önümüzde. Ne oldu? Bakın Afganistan örneği var. Ne oldu? 88 yılında çekildiğinde artık Rusya gerçekten çok zayıflamıştı. Sonucunda da Sovyetler çöktü. Yani dolayısıyla burada bence biraz önce Kurtuluş da söyledi, tek seçenek Türkiye efendim. Bakın bu Türkiye'nin bu yani denge bulucu, hani emperyalist olmayan yaklaşımı, niye biz Rusya'yla anlaşabiliyoruz? Niye biz aynı anda Ukrayna'yla? Çünkü başka seçenek yok. Yani ABD istiyor ki savaş uzasın, Ruslar gücünü kaybetsin, hatta Avrupa'da istikrarsızlaşsın, Avrupa bana daha vallahi çok bağlı olsun. Vallahi ben Türkiye olarak ne Putin'e şey yaparım, Türkiye çıkarıdır. Amerika'ya bakarım. Amerika ne yapmış? Türkiye'ye bayilikler vermiş. Şunu söyleyeyim. Bir dakika lafımı bitireyim. Buyur. Amerika Türkiye'ye bayilikler vermiş. Pazar olarak görmüş. Rusya ne yapmış? Nükleer santral yapıyor. Demir çelik fabrikalarını kurmuş falan. Yani şimdi niye Rusya'yı bırakmıyoruz biz? Çünkü ortada bir durum var yani. Ya şöyle, çıkarlarımızın ortaklaştığı çok yön var ama çeliştiği yerler de var. Dolayısıyla hiç kimse bu anlamda ne bize tam örtüşür ne, evet, de ayrışırız. Büyük Atatürk'ün İsmet İnönü'ye vasiyeti var efendim. Diyor ki Türkiye'yi 2. Dünya Savaşı'na sokmayın diye. Bakın baştan itibaren Türkiye'nin denge politikasıyla işe başlaması ve şu an bu politikanın da karşılık bulması, size şunu söyleyeyim, aslında burada başlayan daha büyük kırılmanın ayak sesleri durumundaki burada başlayan kırılmaya karşı Türkiye'nin daha büyük böyle küresel çaptaki krizlere karşı, evet, daha güçlü olmasını, evet, da sağlıyor. Bu nedenle son cümle, ne olursa olsun herkes, iktidarı, muhalefeti, osucu, herkes bu politikanın arkasında durmalı. İşte yok şuraya böyle yaptırıma katılalım, yok şuna bilmem ne yapmayalım dememeli. Evet. Bizim kendi milli çıkarlarımızı gözetmemiz, evet, gerekiyor. Evet Sayın Vekilim, şimdi bir bu hızlı bir tabii, şey diyebilir miyim? Eroy Hocam, tabii asker kökenli arkadaşlar elbette bilir, ben asker kökenli falan değilim. Ancak bakın, bir hani sonda tabloyu okumak, en sonda, evet, ne? Adamlar OSD'yi
hallettiler mi? Hallettiler. Dünyanın göz önünde girdiler ve Ossetya'yı Gürcistan'dan koparıp isteklerini aldılar. Kırım'ı aldılar mı? Aldılar. Şimdi geldikleri noktada ve Donbas bölgesinde artık görünen o ki Donbas ya doğrudan doğruya Sovyetlere bağlı olacak ya da Rusya'nın güdümündeki evet, bir olur. Güya evet. bir devlet olacak. Ama sonra, ve böyle de bakıldığında, aşağıki operasyona da bakıldığında Azak Denizi gibi devasa bir denize tamamen Rus donanmasının üst sarsına geliyor. O yüzden Mariupol... Şimdi önemli. Burada hani ben açık ve ne söyleyeyim, baştan beri Ukrayna'yı Rusya'nın tamamen işgal edeceği tezine baştan beri ben hak vermiyorum. Rusya bunu hak yapıyor. Vermek mümkün değil zaten. Ona göre, ya bakın şey de söyleyeceğim yani... İlk 3-5 gün ortada olmayan Ukrayna olsa ne oldu da şimdi çıktı kahraman kesiyorlar onu anlamıyorum. İlk 3-5 gün ordu diye bir şey yoktu ortada. Rus elini kolunu sallayarak geliyordu. Şimdi devasa Rus ordusunun kalkıp da bu hale düştüğüne de kimse bizi inandırmaya kalkmasın. Yani bu gerçekçi değil. Ama bakın yukarıda orada burada. Benim hedefim aşağıyı ele geçirmekse sizin de yukarıda ciddi güçleriniz var. Sizin o güçlerinizi yukarıda tutabilmek için ben yukarıda hamle yaparım. Ama sonuçta baktığımızda harita kendini gösteriyor. Donbas bölgesi Azak Denizi Kırım'a indi ve Rusya Karadeniz'de korkunç bir hakimiyeti sağladı. Bu öyle ya da böyle Rusya yaptırım bunun ekonomik bedeli olacaktır Rusya'ya ama Cem Bey size de bahsettiniz. Avrupa'ya da en az o kadar bedeli olacak. Amerika'ya değil belki ama Avrupa'ya da bir o kadar bedeli olacak. Hadi hamdolsun Türkiye bu ortamda belki de bedel ödemeden çıkan tek ülke konumuna gelmiş olacak. Ama çok önemli bir husus daha var. Bakın uzun yıllardır hepimiz biliyoruz ki bu coğrafyada haritalar yeniden çizilecek. Bizi hep Orta Doğu'ya odaklandırmışlardı. Ama birdenbire odak alanı Avrupa'ya doğru da kayıyor. Ve Türkiye elhamdülillah, yani ben devletimle de bu anlamda gurur duyuyorum. Tüm bu gelişmeleri çok güzel okuyan bir ülke. Evet. Yani bize dün Libya'ya niye girdin diye hesap soranlar bugün ağzını açamıyorlar. Evet. Bizim Katar'da niye üstümüz var? Niye aşağıda ta Körfez'e kadar iniyoruz? Niye... Azerbaycan'a gittik, o işe burnumuzu soktuk. Niye Somali'deyiz? Ve gelinen nokta o ki Türkiye kendi coğrafyasındaki haritaların yeniden çizeceğini biliyor ve Türk devlet aklı hamdolsun bununla ilgili Türkiye'yi çok güzel konuşlandırıyor ve gerçekten güzel gidiyor ama son kez ben Cemil Bey'e aynen katılıyorum. Rus ordusunun bu kadar perişan halde olduğuna kimse bizi inandırmaya kalkmasın. Bunun aksine başka oyunlar var. Başka oyunlar var değil mi? Başka şimdi oyunu. Yani bataklığa saplandı, gidemiyor, Kiev'i işgal yani edemiyor. Şey yani kesinlikle 5-10 tane aracım saplanabilir de o önemli değil yani ama Rusya Mariupol'da niye böyle olmuyor? Bataklık diye bir şey yok mu orada şimdi yani? Şimdi Zeynep altı indi, baktın haritanı kırdı. Ya zaten şu an yıpratma savaşına döndü. Konvansiyonel manevra yerine artık yıpratma savaşına peki döndü. Peki artık Odessa'yı alamaz mı hakikaten? Denizi kapatamayacak. Kapatacak canım, onun hiçbir şeyi yok. Yani, o denizi oraya, kapatmaması oraya diye bir şey söz konusu şöyle, değil. Şöyle yani. Canan Hanım, donanma Zelenski'ye diyor ki deniz kuvvetleri kurmayacaksın diyor. Ha. Kapatmazsam deniz kuvvetleri, yani bizim nasıl bir donanmamız var, denizaltımız var, savaş gemilerimiz, sen bunları kurmayacaksın diyor. NATO'ya girmeyeceksin, Kırım'ı ilhak ettiğimi kabul edeceksin, bu bölgeyi kabul edeceksin veya federatif bir yapı olarak kabul edeceksin. Silahsızlanacaksın. Ülkeye nükleer güç, yabancı üs, bunları kesinlikle koymayacaksın. Zaten bunların 6'nın 5'ini kabul ettiler. Odessa'da Türk etkisi. Ya bir ay önce kabul etse lazım. Şunu. Bir ay önce kabul etse. Şu Zelenski bugün kabul ettiğini bir ay önce efendim, kabul etse bu iş olmayacaktı Ukrayna'yı ya. Ukrayna'yı Zelenski aklıyla okursanız yanlış olur. Batı aklıyla okumanız tamam. lazım. Yani bunun altını bir de ben bilmiyorum siyasetçi değilim ama katılır mısınız? Benim kanaatim. Hani bu tamamen benim yorumum. Odessa'nın açık kalmasında bence Türkiye'nin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim Ukrayna'yla deniz bağlantımızın olması bizim milli iç kanalımızın olması. Sadece Zelenski şey değil, bütün sahayı aslında batı kaynaklı bizim okumamamız kesinlikle. Lazım. Kesinlikle. Şimdi... Tabii. Bir de Odessa'yı Ruslar da almak istemeyeceklerdir. Alıyormuş gibi görüyorum. Çünkü denizle ciddi yükselen bir ülkeyi denizden koparırsanız asla sonra kalıcı olarak hakimiyetinizi kuramazsınız. Doğru. Dolayısıyla Ukrayna'ya bir açık kapı bırakmazsınız. Muhtemelen o yüzden Odessa'ya zaten Kırım'ı da almışsın. Orada evet. Adam ne yapabilir ki bu sefer? Yani ha orada, evet değil mi? Abdurrahman'ın dediği gibi yapar eğer yani. Bir donanma da olmayacaksa zaten ha, balıkçılık yapar. Ha, demek sorun olmaz. Yani bu Rusları rahatsız da etmez. Dolayısıyla Türkiye de zaten Montreux'e sahip. Evet. Bence Odessa'ya girmeyi düşünmeyeceklerdir peki, diye düşünüyorum. Ama ha askeri hareket yapabilir mi? Tabii ki yapabilir. Hem karadan hem denizden. Tabii.